Merhaba arkadaşlar, kimya bilimi konusuyla devam ediyorum. En son kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarında kalmıştık. Tek bir bilim adamımız kaldı, o da Lavoisier, Antonio Lavoisier. Şimdi Lavoisier bir deney yapıyor. Bir kere kendisi Fransız, ünlü bir hukukçu zaten, zengin bir ailenin çocuğu ama kimya bilimine gönül veriyor. Bir hikayesi var biliyorsunuz, onu mutlaka bir yerden, sosyal medyadan denk gelmiştir. Aslında yaptığı çalışmalar kilisenin gözüne batıyor. Yani bu dönem biz neyi yaşıyorsak aslında çok uzun yıllar önce Avrupa'da aynı şeyleri yaşamış. Ve buldukları, yaptığı araştırmalar sonucunda giyotinle cezalandırıyor. Lavoisier tarihe şöyle geçiyor. Ölüme giderken bile hala bir şeyin araştırılması için çaba harcayan kişi olarak. Neden? Çünkü giyotinle cezalandırıldığı zaman bir meydan var. Herkes o meydanda toplanıyor. Ünlü bir matematikçi var, ismini hatırlamıyorum. Arkadaşı onu da çağırıyor. Diyor ki benim işte giyotinim, başım konulacak. Sepete düşerken diyor, dikkat et yani gövdem başımdan ayrıldığı zaman. Gözlerimi kırpabiliyorsam hala beynin düşünme gücünün devam ettiğini kanıtlamaya çalışacağım diyor. O yüzden arkadaşını tam bu ölüm anında çağırıyor. Onun da bulunmasını istiyor. Ve gerçekten giyotinle başı gittiği zaman sepete düşerken kafası, gözlerini evet kırpabiliyor. Ve işte dediğim gibi yani ölüme dahi giderken hala bir şeyi araştırma peşinde olan bilim insanı diye aslında tarihe geçiyor. Ha, insan düşündükçe böyle tüyleri diken diken oluyor. Bir kere Lavoisier ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kalayı alıyor, içi hava dolu bir cam balonun içerisine koyuyor. Ve bunları tartıyor. Sonra içinde ne var? Hava. Ya aynı zamanda kalay. Sonra bunları ısıtıyor. Isıttıktan sonra cam balonu tekrar tarttığı zaman kütlenin değişmediğini fark ediyor. İşte kütlenin korunumunu terazi kullanarak aslında kütlenin korunumu yasasını bulmuş oluyor. Çünkü biz biliyoruz ki şimdi kütlenin korunumu bize ne diyor? Fiziksel ve kimyasal tüm değişimlerde toplam kütle korunuyor. Yani normalde kalay kullandı. Kalayla havanın kütlesini ölçtü. Tepkime gerçekleşti. Havanın içerisindeki oksijen gazıyla kalay tepkimeye girdi. Bir katı oluştu. İşte beyaz bir toz oluştu. Ama hala işte o kullanılmayan N2 gazı da cam balonun içerisinde. Başlangıçtaki kütle son kütleye eşit. Bu durumda kütle korunuyor diyor. Biz kütlenin korunumu yasasını ne için öğreniyoruz? Diyoruz ki fiziksel ve kimyasal tüm değişimlerde toplam kütle korunuyor. İşte radyoaktif değişimlerde korunmuyor mesela kütle. Kütle ne yapıyor? Enerjiye dönüşüyor. İşte ondan farkını göstermek için işte kütlenin korunumu yasasının varlığı önemli zaten. Ayrıca ne diyor Lavoisier? Diyor ki oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu buluyor ve oksijenin bir madde ile birleştiği zaman oksitlerini oluşturduğunu da buluyor arkadaşlar. Yani bayağı bir katkısı var. Robert Boyle ve Antonio Lavoisier aslında kimyacıdır arkadaşlar. Yani simyacı değildir. Ondan önceki bilim insanları için de simyacı tanımını kullanabiliriz. Şimdiki konumuzda kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları. Şimdi kimya disiplinlerine baktığınız zaman biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, endüstriyel kimya, polimer kimyası ve fizikokimya olarak 7 tane başlıca kimya disiplini var. Ve biz bunları sırasıyla bakalım isterseniz. Şimdi kimya biliminin başlıca 7 disiplinden oluştuğunu söyledik. İlki analitik kimya, analitik kimya ile başlayalım. Analitik kimya dediğimiz şey arkadaşlar analiz kimyası gibi düşün. Yani sen maddenin bileşenlerinin tanınmasını sağlıyorsun, miktarlarının belirlenmesini sağlıyorsun. Bir maddenin içerisinde hangi bileşenler var, hangi oranda var, işte bunların belirlenmesini sağlayan kimya bilim dalı analitik kimyadır. Ve analitik kimya nerelerde kullanılıyor? Boya, ilaç, kozmetik, yakıt, gıda, tıp, arkeoloji, adli kimya alanında kullanılan bütün kimyasal maddelerin hem bileşenlerini hem bu bileşenlerin özelliklerini yani niteliklerini hem de nicelik olarak yani miktarlarını analiz eden analitik kimyadır. Her yerde yani kimya gerçekten her yerde. Mesela arkeolojide nasıl kullanılıyor? İşte biliyorsunuz
Mumyalar bulunuyor, değil mi? Tarihi eserler bulunuyor. Bunların yaşları, karbon testi denilen bir test var. Bunun sayesinde belirleniyor. Birçok kimyasal madde kullanılıyor. İşte mumyalama yöntemi, mesela mumyalar bulunuyor. Vücutlarının bozulmaması için kullanılan mesela kimyasal maddeler. İşte bunlar hep kimyanın işidir arkadaşlar. Mesela yine örnek verecek olursak, kanda, işte idrarda, toprakta, havada bu maddelerin yapısında bulunan kimyasal maddelerin ne olduğunu, ne kadar olduğunu hep analitik kimya belirliyor. Analitik kimya analiz ediyor ve hem işte dediğim gibi bileşenlerinin ne olduğunu hem de miktarlarının ne olduğunu bize gösteriyor. Sırada biyokimya var. Biyokimyaya baktığınız zaman aslında canlı bilimi diyebilirsin. Yani işte bitki, hayvan, insan, mikroorganizma gibi canlıların yapısında bulunan bütün kimyasal maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiriyle olan tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar biyokimya. Örneğin ilaçların vücuttaki etkilerini inceliyorsa bunlar biyokimyacıların işi. Ya da kanda, idrarda ya da dokuda bunlarla ilgili bir işte inceleme yapılıyorsa yine bunlar biyokimyanın ilgi alanına giriyor demektir. Yani siz kanınızı aldırdınız. İşte şeker tahlili yapılıyor değil mi? İşte kolesterol tahlili yapılıyor. Biyokimyanın işi. Zaten hastanelere gittiğiniz zaman çok fazla görürsünüz. Ya da bir ilaç içtiniz, size bir yan etkisi var. Bunların araştırılması yine biyokimyanın işidir. Vücudunuzda bir kitle oluştu işte değil mi artık? Göğüste, ne bileyim işte kafada, beyinde olabilir ya da ayakta olabilir. Bunların hepsi bu doku örnekleri alınarak, bir kitle oluştuğu zaman alınarak bunların iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu yine biyokimyacılar araştırıyor. Bu da biyokimyanın işidir arkadaşlar. Gelelim fizikokimyaya. Fizikokimyaya baktığınız zaman şöyle düşünebilirsin. Bir kere kimyasal tepkimeler gerçekleşiyor ama bu kimyasal tepkimeler gerçekleştiği zaman sen eğer sıcaklığı değiştirirsen, basıncı değiştirirsen ya da madde miktarlarını değiştirirsen, ki ben ona derişim diyorum, derişimini değiştirdiğin zaman bu kimyasal tepkimenin üzerinde nasıl bir etkisi var? İşte fizikokimyanın işidir bu. Ya da bir kimyasal tepkime gerçekleşti, ne kadar ısı aldı ya da ne kadar ısı açığa çıktı, bu hep fizikokimyanın işidir. Diyelim ki odunu, kömürü yaktın. Odun yandığı zaman, kömür yandığı zaman işte 1 kilo yaktın. Ne kadar ısı açığa çıkar? 5 kilo yaktın. Ne kadar ısı açığa çıkar? Bakın bunlar hep fizikokimyanın işi. Neden? Çünkü derişimini değiştirdin. Bir de enerji değişimini inceledin. Burada bir örnek vermişiz yine, bir kimyasal tepkimenin hızını ya da enerji değişiminin incelenmesi fizikokimyanın işidir diye, uğraş alanı içerisine girer diye söylemişiz. Devam edelim arkadaşlar, polimer kimyası. Şimdi polimer kimyasına baktığımız zaman işte biliyorsun önce küçücük tanecikler var. Çok küçük taneciklere biz monomer diyoruz ama her şey monomer olmaz tabii ki. Yani belli başlı monomerlerimiz var ve bunların ucuca birbirine eklenip büyük molekülleri, yani polileri oluşturması monotek demektir zaten. Poli çok demektir. Monomerler bir araya gelip, küçük birimler bir araya gelip büyük birimleri, büyük molekülleri, yani polimerleri oluşturuyor. İşte polimer kimyası da bu karmaşık yapıyı ve oluşum biçimlerini inceliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim sana ki senin en çok yakından bildiğin konu bu bence. Amino asitleri biliyorsun. Amino asitler proteinlerin yapı taşı diye söyleniyor. Amino asit bir monomerdir. Küçücük bir yapı. Amino asitler bir araya gelip polimerleşir. Milyonlarcası, trilyonlarcası bir araya gelip polimerleri, yani proteinleri oluşturur. Şimdi polimerlere baktığımız zaman işte doğal polimer ve yapay polimerlerimiz var. Doğal polimerlere baktığımız zaman az önce söylediğim gibi işte protein bir doğal polimerdir. Ya da karbonhidratlara baktığın zaman kauçuk, bakın sorularda geliyor, lütfen altını çizerek söylüyorum, kauçuk ağaçları vardır. Kauçuğa baktığın zaman aslında hem doğala hem yapaya girer gibi düşünme, doğal normalde kauçuk ağaçları vardır, o yüzden doğal polimer ürünü vardır. Sorularda geldiği için üzerinde durmak istedim. Selüloz, nişasta, bunlar hep zaten birer karbonhidrattır. Küçük yapıların bir araya gelip polimerleşmesiyle oluşuyor doğal polimerler. Yapay polimerlere baktığın zaman işte günlük hayatta çok kullanıyoruz ya artık, her yer naylon, her yer plastik. Bunlar yapay polimerdir arkadaşlar. Naylon, plastik, lastik, teflon. Hani günlük hayat içerisinde
İşte hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz ama aynı zamanda da hani çevreye çok zararı olan yapılardır ki bu yanlıştan dönüldü değil mi? Artık insanlar hem bu işte kullan at işte ya da iç hemen at bunun gibi şeyleri geri dönüşüm yapmak yerine işte daha çok camı tercih ederek ya da işte ne bileyim plastik poşet uygulaması birazcık daha kaldırılarak işte çevreye olan zarar en aza indirilmeye çalışılıyor. Çünkü plastiğiniz biliyorsunuz doğada yok olma süresi çok fazla. O yüzden de bununla ilgili önlemlerin kesinlikle alınması gerekiyor. Her ne kadar geri dönüşüm olsa da mutlaka bunların çevreye zararı var arkadaşlar. Ve işte bu doğal polimerleri ve yapay polimerleri inceleyen, tamamını inceleyen de polimer kimyasıdır arkadaşlar. Yani polimer kimyası günlük hayat içerisinde kullandığımız yani günlük hayat içerisinde çok sık karşılaştığımız hem doğal hem de yapay birçok polimerin yapısını inceliyor. Organik kimyaya geldik. Şimdi organik kimya deyince karbon kimyası diyebilirsin. Bak diğer ismini de yazmışım buraya. Şimdi organik kimya, karbon mucizevi bir element. Trilyonlarca bileşiği var arkadaşlar. Öyle olunca da kendine ait bir kimya dalı çıkmış. Neden? Çünkü gerçekten çok fazla bileşiği var. Şimdi karbon içeren bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini inceleyen bilim dalı organik kimya. Sen de zaten eğer fen seçersen 12. sınıfta organik kimyadaki bütün maddeleri, o maddelerin özelliklerini, organik maddelerin özelliklerini ve tepkimelerini göreceksin. Yani karbon ile ilgili tüm bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler organik kimya. Mesela organik madde örneği söyleyin öğretmenim derseniz mesela petrol ürünleri. Yani petrole baktığın zaman bir karışım biliyorsun içerisinde bir sürü madde var işte mazot var, ne bileyim asfalt var, LPG var değil mi? Bunlar hep ve fuel oil var. Bunların hepsi birer. Petrol ürünüdür. Başka hani petrol ürünlerine baktığın zaman yan ürünleri gibi düşünürsen mesela deterjan bir petrol ürünüdür arkadaşlar. Yani deterjan petrolden yapılıyor. O yüzden çok zararlı zaten gibi. Ya da işte boya organik kimyanın işi. Neden? Çünkü organik madde var içinde. İlaçlarda, plastik, patlayıcı gibi maddelerin özelliklerin tepkimelerini organik kimya inceliyor arkadaşlar. Organik kimya tamamen karbon kimyasıdır. Karbondur yani esas elementi karbondur. Gelelim anorganik kimyaya. Organik kimyadan sonra anorganik kimyada bu durumda karbon ve hidrojen içermeyen yani organik olmayan